Herkese selamlar arkadaşlar. Daha önceden yapmadığınızı düşündüğüm çok farklı ve çok çok lezzetli bir köfte tarifi var sizlere. Buyurun hemen yapım aşamalarına geçelim. 100 gram yağsız kıymamın içerisine bir çorba kaşığı incecik kıymış olduğum kuyruk yağını ekliyorum. Daha sonrasında burada ince ince kıymış olduğum domates, biber, soğan ve sarımsağım var. Bir küçük de kapya biber kullandım. Tüm malzemelerimi ekledikten sonra baharat ilavesiyle devam ediyorum. Baharat olarak tuz, karabiber, kırmızı acı toz biber ve kırmızı pul biber kullandım. İsterseniz tatlı baharatlar kullanabilirsiniz. Devamında bir adet de yumurtamı ekliyorum. Ardından tüm bu malzemeleri güzelce bir karıştıracağım. Elime eldivenimi taktım ve şimdi güzelce bir yoğuracağım bütün bu malzemeleri. Ekstra burada bir su bardağı da unum var. Öncelikle un beklerken ben bütün bu malzemeleri iyice bir yoğuruyorum. Bu arada ölçüm listesini açıklama kısmına detaylı olarak ekledim. Oradan kaçırdıysanız bakabilirsiniz. Şimdi bütün bu malzemeleri iyice bir yoğurduktan sonra içerisine bir su bardağı da un ekleyeceğim. Gayet güzel oldu. Şimdi unumu da ekliyorum. Unu ekledikten sonra tekrardan iyice bir yoğuracağım. Daha sonrasında şekillendireceğim. Diğer köftelerde olduğu gibi değil bu malzemeler gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sebzeyi bol kullandık, un kullandık. O yüzden çok çok farklı bir tarif. İçerisindeki kuyruk yağıyla da lezzetin doruklarına çıkacağınız inanılmaz lezzetli de bir tarif oldu. Şimdiden mutlaka kaydedin derim. Denemenizi de tavsiye ederim. Şimdi güzel güzelce yoğurduktan sonra şekillendirmeye geçiyorum. Avuç içinizi ve parmak uçlarınızı hafifçe bir suyla ıslattıktan sonra köftelerinizi şekillendirebilirsiniz. Çok kalın olmayacak şekilde köftelerimizi yassı bir şekilde normal klasik köfte şeklinde hazırlayalım. Köftelerin tamamını hazırladıktan sonra üzerine bir streç geçirerek buzdolabında şöyle bir yarım saat kadar soğumasını ve dinlenmesini sağlayalım. bu şekilde hazırladım sizler de görüyorsunuz. Birkaç tanesini daha hızlandırılmış olarak nasıl şekillendirdim gösterdikten sonra artık ocak başıyla tarifimize devam edelim. Bu şekilde buzdolabında ben bir saat kadar dinlendirdim. Ee, sizlerde eğer vaktiniz varsa bir yarım saat buzdolabında dinlendirin lütfen. Daha sonrasında yapışmaz bir tavaya ateşe alarak içerisine şöyle bir miktar yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekleyelim. Ardından hazırlamış olduğumuz köfteleri kızgın yağın içerisine alalım. Kızgın yağın içerisine aldıktan sonra orta ateşte mutlaka kızartın. Harlı ateşte değil arkadaşlar. Yavaş yavaş için için güzelce kızarsın. Çevire çevire her bir tarafını güzelce bir nar gibi kızartacağız şimdi köftelerin. Dilerseniz kızartma yağının içerisine bir parçacık da tereyağı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Lezzetini pik seviyeye ulaştırmak için ama ben yaz aylarında hazırladığım için bu lezzetli köfteleri daha hafif olmasını istiyorum. Sıvı yağın içerisinde bu şekilde kızartıyorum. Her bir tarafını çevire çevire nar gibi kızarttıktan sonra tavadan alacağım. Ben bu şahane köftelerin yanında pilav tercih ettim. İster pilav patates kızartması eşliğinde, ister makarna yanında, isterseniz sadece salata eşliğinde tüketebileceğiniz efsane bir tarif oldu. Lütfen tarifimi beğendiyseniz videoma birer beğeni bırakmayı ve çok daha fazla kişiye bu videoyu göstermek için videonun altındaki paylaş butonu üzerinden dostlarınıza göndermeyi unutmayın. Daha önceden yapmış olduğum kıymasız köfte tariflerime de göz atmak isterseniz yukarıya bıraktığım oynatma listesine tıklayabilirsiniz. Onlarca çeşit köfte tarifimi orada bulabilirsiniz. Görüyorsunuz şimdi yağın içerisinden, kızgın yağın içerisinden kızarmış olan köftelerimi servis ediyorum. Muazzam bir tarif oldu. Çok fazla söze gerek yok. Denerseniz anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diliyorum ve bu görsel şölen eşliğinde videomu sonlandırıyorum. Bir başka tarif ve lezzette buluşuncaya dek afiyetle kalın.